Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle 7. sınıf Türkçe denemesinin çözümünü beraber yapacağız. Evet, şimdi bugün önemli bir deneme oldunuz siz yine. Bunlarla ilgili sorularımızın cevaplarına beraber bakalım istedim. Evet, şimdi birinci sorudan başlayalım o zaman, vakit kaybetmeden. Bu metinde hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır diyor. Anlatım biçimi önemli bir konu. Anlatım biçimi zaten dört taneydi. Dördünü de burada vermiş bize. Ağır basanı soruyor tabii ki de. Bu da önemli. Yani burada mesela işte biz bunu betimleme diyeceğiz ama öyküleme de olabilir içinde. Biz ağır basanı bulmaya çalışacağız. Ben bir köyden giderken derken sanki bir olay anlatıyor gibi bir durum var. Evet, ama ağır basan ne, ona bir bakalım. Boyları bir metreyi bulmayan dere boyundaki söğütler şimdi ufuklara yelken açmış. Yani boyları çok uzamış. Onları ilk gördüğümde zaman ne kadar çabuk geçtiğini bir kez daha gördüm. Ağaçların gölgesinde baharı dinliyorum. Yemyeşil çayırlar, derenin şırıl şırıl akan suyu, güzelim bahar rüzgarı, kır çiçeklerin kokusu. Farkındaysanız sizi daha çok gözünüzün önünde bunları şekillendirmeye çalışıyor. Tarlada çalışanların çapa seslerini duyuyorum derken, evet, bir ufaktan bir olay anlatıyor ama burada ağır basan betimleme olacaktır. Beyaz sıvalı evler, yine kırmızı kiremitler, uzayıp giden patika yollarda köylerden birini daha görüyorum derken burada çok ciddi manada bir tasvir söz konusu. Burada çok fazla sıfata yer verilmiş. Bir yerde çok fazla sıfat varsa kesinlikle betimleme olduğunu söyleyebiliriz. Ağır basanı sorduğu için betimlemedir. Çok rahat bir şekilde görülebilir. Evet, bu birinci sorumuzun cevabı Adana'ydı. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Burada da yine grafik yorumlama sorumuz var. Hangisi yapılabilir diyor. Şimdi çocukların en çok izledikleri çizgi filmleri varmış. Bunlar işte Garfield, Sünger Bob, Tom ve Jerry, Şirinler şeklinde vermiş. Bunların da toplam bilimsel diyalog sayısını vermiş. Bir de bölüm başına düşen diyalog sayısını vermiş. Şimdi bilimsel diyalog kelimesi önemli. Hangi yorum yapılabilir? Bir bakalım. Çocuklar bilimsel nitelikteki çizgi filmleri izlemeyi daha çok tercih etmemektedir diyor. Şimdi bilimsel nitelik derken burada bilimsel diyalog sayılarına bakalım. Mesela Garfield'da, Sünger Bob'da 72 oranında bir bilimsel diyalog var ve çocukların en çok izlediği ikinci film çizgi filmi. Dolayısıyla tercih etmemesi gibi bir durum söz konusu değil. İkinci soruya, B şıkkına baktığımızda arkadaşlar, hayata ilişkin temel bilimsel olgu ve kavramları tanıtmada çizgi filmler yeterli olmamıştır diyor. Burada çizgi filmleri izleme oranları verilmiş sadece ve düşen diyalog sayısı verilmiş. Yani bunun yeterli olup olmadığına buradan karar vermemiz imkansız gibi bir şey. Ceyhun'a baktığımızda bazı filmlerdeki toplam bilimsel diyalog sayısı fazla olmasına rağmen bölüm sayısı fazla olduğundan bölüm sayısına düşen bilimsel diyalog sayısı azdır diyor. Şimdi bilimsel diyalog sayısı en az olan Sünger Bob. Ama bilimsel diyalog sayısı en fazla olan, yani burada bölüm başına düşen en az ama genelde en fazla olan yine Sünger Bob demek ki. Burada şöyle bir şey var. Aynı burada yaptığı durum, hani bunları böldüğünüz zaman en az mesela bölüm başına düşen bir diyalog sayısı diyor. Demek ki çok fazla bölüm varsa, yani şöyle düşünün. 200'ü işte 200'ü 100'e bölmekle işte 250'ye bölmek bir değildir, değil mi? Böldükçe o sayı azalır. Dolayısıyla burada en doğru yorum Ceyhan olacak. Yine D'ye de bakalım. Sünger Bob'taki bilimsel diyaloglar çekilen tüm bölümlere düzenli miktarda, hayır, düzenli miktarda çekilen bölümlerin sayısını biz burada tek tek göremediğimiz için böyle bir yorum yapamıyoruz çocuklar. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi üçüncü sorunun cevabına bakalım. En iyi ifade eden burada Nasrettin Hoca'nın işte karısına et getirmesi, akşam yemeği onu pişirmesini istemesi ama akşam değil de eşinin tarhana çorbası getirmesi üzerine karısına işte ete ne oldu diye sorduğunda o da kedi yedi diyor. Bu sefer kediyi tartıyor ama kedi iki okla çıkıyor. O zaman diyor ki bu etse kedi nerede diyor. Ya da bu kedi ise et nerede diyor. Yani burada bir yalan var sanki. Hatunun söylediği, eşinin söylediği bir
Yalan yalancının mumu yatsıya kadar yalan ne demek? Yani bu yalan bir gün ortaya çıkar, çok uzun sürmez anlamı. Rahat bir şekilde cevabımız anadır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşuluk ilişkisi yok, aile içi bir ilişkisi var. Doğru söyleyen derken kadın burada yalan söylüyor Ceyhan. Zaten olamaz, doğru söz acıdır gibi bir durum zaten söz konusu değil. Doğru söylemiyor zaten burada karısı. Evet, anı dediğimiz şeyi açıklamış bize burada. Şimdi çocuklar hangisi anının ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Şimdi mesela İlber Ortaylı'nın yazdığı bir kitapta ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyorsam bu biyografi olmaz mı? Onun hayatını anlatıyorsun. Başkasının hayatını anlatıyorsan biyografidir. Livaneli burada bizim yazarımız. Gözüyle kartal avlayan yazar Yaşar Kemal. Şimdi Yaşar Kemal'i tanıtmış burada da. Yine Yaşar Kemal'i anlattığı için yine biyografi olur. Burada da İstanbul Gezi Rehberi demiş. Daha ne desin? Gezi yazısı yani. Gezi yazısıdır bu da. Şimdi Jack Kirby demiş ki gördüklerim, yaşadıklarım. Bu adam zaten kendi gördüğünü, yaşadığını bizzat anlatıyorsa anladır. Kendi başından geçenleri üzerinden zaman geçtikten sonra onu kaleme almasın ve biz anı diyoruz çocuklar. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Evet, yine beşinci sorudan devam edelim. Beşinci soruda hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Fiil konusu çok önemli bir konu. Bu senenin en önemli konusu sizin için diyebilirim. Şimdiki zaman çekimi var mı? Bakalım. Mesela sağlıyor, değil mi? Yor, şimdiki zaman kipi. Getiriyor, yor, şimdiki zaman kipi. Evet, üçüncü tekil şahısta. Üçüncü tekil şahıs derken kim? O. Yani o derken bir ek alır mı? Almaz. Sağlıyor derken mesela sağlıyorsun dememiş. Sağlıyorum dememiş. Kim sağlıyor? Yine o sağlıyor. Bunu da bulduk. Dilek kipiyle çekimlenmiş herhangi bir fiil yoktur. Dilek kipleri de istek, emir, gereklilik, şart şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlar da zaten yüceltiyor, getiriyor, götürüyor gibi. Hani hep normal bizim haber kiplerimizden birini kullandığı için burada hiçbir sıkıntı yok. Bir doğru. İkiye baktığımız zaman geçmiş zaman kipiyle çekimlenen fiiller var mı? Bakalım. Yapmış derkenmiş geçmiş zaman kipidir. Evet. Yaptı derken dı dedi görülen geçmiş zaman kipidir. Evet. Burada bir sıkıntı yok. Burası doğru ama birinci tekil şahıs iki mi? Yani birinci tekil şahıs dedi işte ben geldim, sen geldin. İşte buradaki geldim geldin yaptın yaptı gibi bir durum olması lazım ama yaptı yapmış gibi sözcüklerin hepsi o yaptı o yapmış gibi şahıslara karşılık geliyor. Üçüncü şahıs demesi gerekiyordu çocuklar. Şurada bir hata olmuş. Bir de zaten malım beni gereklilik kipim de yok burada. Bu da yanlış olmuş. O yüzden cevabım Bursa olacak ama diğerlerine de bir bakalım. Mesela burada demiş ki gereklilik kipiyle çekimlenen fiiller varmış. Tadına varmalı derken malım eli, ayrıcalığı olmamalı derken yine malım eli ikimiz var. İkinci çoğul kişiyle çekimlenmiş fiil kipi yoktur. İkinci çoğul dediği biz. Burada yapmalıyız, olmalıyız, gitmeliyiz gibi demiyor. Varmalı, yapmalı, olmalı diyor. Yani hep o üçüncü şahıs için kullanmış. Yoktur diyor, doğru diyor. Haber kiplerinden herhangi biriyle çekimlenmiş fiil yoktur. Farkındaysanız hep malı meli konuştuk zaten, değil mi? Dürüst olmalı. Malı meli var burada. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de budur. Bu isim zaten, bu bir fiil değil. Dolayısıyla üç de doğru. Dörde de bakalım. Görülen geçmiş zaman haber kipi dedi mesela. Dı diye görülen geçmiş zaman ikimiz ortaya çıktı. Bunlar zaten üçüncü şahısta çekimlenmiş. O çıktı, o dedi şeklinde. Haber kipleri var genellikle. Değil mi? Zaten bir cümle nasıl başlıyorsa genellikle öyle devam ediyor. O yüzden cevabımız Bursa olacak çocuklar. Şu ikinci öncülümüz yanlış olduğu için diyebiliriz. Evet, altıncı soruyla devam edelim. Hangisi gelmedi? Şimdi Ali Kuş Uzay Evi'ne gelen herkese aldığı ders şudur demiş. Bakın şudur dedikten sonra benim bir iki noktaya ihtiyacım var. Çünkü ben bir açıklama yapacağım. Ve açıklama yapacağım için bir tırnak açmam lazım burada. Değil mi? Tırnak işareti açacağım ki konuşsun karşıdaki kişi. Çalışıyor, sağlıklı yaşar. İnanırsan uzaya gidebilirsin. Şimdi bakın çocuklar, tırnağı kapatmadan önce kullanmanız gereken her neyse onu kullanıyorsunuz. Nokta kesinlikle ve kesinlikle tırnaktan önce kullanılır. Yani önce noktayı koyacaksın, sonra tırnağı kapatacaksın. Tırnağı kapattıktan sonra artık o cümleye dair vereceğin her şeyi vermişsin demektir. Bununla karşılığı Adana oluyor çocuklar. Gayet rahat cevaplayacağınız bir soruydu. Şudur, budur, şöyledir, böyledir kelimelerinden sonra kesinlikle iki nokta kullanmanız lazım. Tamam mı? Evet, yine burayı da temizleyelim. Yedinci sorumuza gidelim. Hadi bakalım bu cümlenin
Ekfir'in hangi küpü var? Vurma ceylanım yaralıyım. Ben bir bahtı karalıyım. Vurma ceylanım yaralıyım. Yaralıyım sözcüğü bu cümlenin yüklemi değil mi? Evet. Yaralıyımdır mı demek istiyoruz aslında? Evet. Bakın. Dır ekfir'in geniş zamanıdır. Ve bir ismin yanında genellikle düşmüş olarak karşımıza çıkar. Vurma ceylanım yaralıyım. Ben bir bahtı karalıyım derken burada şu an bahtım kara demiyor. Ben hep yaralıyım, ben hep bahtı karalıyım diyor. Geniş zaman anlamı olduğu için cevabımız Ceyhan olacak. Şart küp olması için sase olması gerekir. Duyulan geçmiş zaman olması için imiş olması gerekir. Görülen geçmiş zaman olması için idi şeklinde bir şey olması gerekir. Ama burada dır, ekferin geniş zamanı vardır ama düşmüştür. En çok sorulan da budur zaten. 8. soruyla devam edelim. Yazım yanlışında ayarlayabiliyoruz sözcüğünü herkes görmüştür diye düşünüyorum. Ayarlayabilmek yani ebilmek, abilmek diye bir fiilimiz var biliyorsunuz ki bunlar bitişik yazılır. Ama burada ayrı yazılmış. O zaman kurallı bileşik fiillerin ayrı yazılmasından kaynaklanan yazım yanlışı. Aşağıdakilerin hangisi vardır? Ceyhan'a bakalım. Düşe sözcüğünde, düşe diye bir kelime yok zaten. Düşe yazmak birleşik olmalıydı ama burada ayrı yazmış. Diğerlerinde zaten bir herhangi bir yazım yanlışı yok. Burada ayrı yazdığı için, burada da ayrı yazdığı için biz bunları eşleştirebiliyoruz çocuklar. Cevap o yüzden Ceyhan'dır diyebiliriz. Evet, 9. soruyla devam edecek olursak. Öğretmen diyor ki ek fiil almış bir ismin yüklem olduğu cümleye örnek verin. Yani yüklemin isimden oluşmasını istiyor. Ve onun tabii ki de ek fiil alarak yüklem olmasını istiyoruz biz de zaten. Hangisi yanlış cevabı vermiştir diye sormuş. Kalem değil masanın üzerindeymiş. Masanın üzerindeymiş yüklem zaten. Zaten burada farkındaysanız fiil yok. Şimdi ek fiilin iki görevi vardı. Ya fiilleri bileşik zamanlı yapıyordu ya da isimlere gelip ona yüklem yapıyordu. Bu cümlede zaten kalemlik, masa, üzerinde bunların hepsi isimden oluştuğu için çocuklar. Burada yanlış cevap verme ihtimali yok. Bunu eledik. Doğal güzelliklerinden biri de akarsular. Akarsulardır mı demek istiyor? Bakın az önceki konu ek fiilin geniş zamanı düşmüş. Akarsu zaten isim. Gençliğinde çok yakışıklı bir adamdı, çok yakışıklı bir adamdı yüklem. Zaten yine burada da fiil yok çocuklar. Adam idi demek istiyor. Ek fiil olarak bunu yüklem yapmış. Seni saatlerce bekledim. Beklemek fiildir çocuklar. Bu cümledeki yüklem direkt fiilden oluşmuştur. Ve üzerinde sadece bir tane zaman eki var. Ek fiil bile yok yani burada. Dolayısıyla cevabımız Deniz olacaktır. Biz yüklemi isim olanı istiyorduk. Burada yüklem fiilden oluştuğu için bu kızımız bu soruya yanlış cevap vermiş. Evet yine devam edecek olursak 10. sorudan evet bu bir mantık, sözel mantık gibi düşünebilirsiniz burayı çocuklar. Şimdi 10. soruda tabii ki de bir şey yapmak mümkün. Mesela işte bir spor kursunda Kemal, Lale. Şimdi bunları şöyle yapmanızı istiyorum aslında ben sizden. Mesela hepsini tek tek yazmanıza gerek yok. Baş harflerini yazmanız yeterli. Bu zaten genellikle şeyden verilir. K, L, M, N şeklinde hani. O, Ö, P ve R şeklinde karşımıza çıkar. Diyor ki işte bunlar voleybola, tenise, basketbola gidiyor. Bakın bunlardan 3 tanesi voleybolmuş, 3 tanesi tenismiş, 2 tanesi de basketmiş, tamam mı? Kemal nereye gidiyor çocuklar? Kemal voleybola gidiyor. V yazdım Kemal'in altına. Mine de basketbol kursuna gidiyor. O zaman baskete geriye bir kişi gidebilir değil mi şu an? Evet. Ve voleybola da geriye iki kişi gidebilir sadece. O zaman bakın bize soruyu çözdüren yer burası. Lale, Ömer, Pınar aynı kursa gidecek ki hani. Bakın. Voleybola gidebilirler mi bunlar? Lale, Ömer ve Pınar voleybola gidebilirler mi? Gidemezler. Niye? Voleyboldan birinde Kemal var. Ama bunların üçü de aynı kursa gidecek. Yani 3 burada, 3 de burada var ya çocuklar. Burası 2 zaten. Buraya gidemezler bu Lale, Ömer, Pınar dediğimiz kişiler. Baskete gidemezler. Üçü birden aynı yere gidecek. Voleybola da gidemezler. Voleyboldan birinde Kemal var çünkü. O zaman bunlar nereye gidecek? Üçü birden tenise gidecek. Peki
Tenise şu üçünden başka biri gidebilir mi? Gidemez. Üçü tenise gidiyor zaten. O zaman bir bakalım. Noman basket kursuna gidebilir mi? Baskete iki kişi gidebilirdi. İkisinden biri Mine'ydi. O zaman Noman da gidebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Rüya tenis kursuna gitmektedir diyor. Bakın çocuklar, Rüya tenis kursuna gidemez. Çünkü bu üçünü de Lale, Ömer, Pınar gitti. Bunların üçü aynı kursa gidiyormuş. O zaman cevabımız direkt burs olacaktır. Mesela Oya voleybol kursuna gidebilir mi? O voleybola daha iki kişi gidebilir. Oya ile ilgili de hiçbir şey verilmemiş bize. Gidebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Pınar tenis kursu görmektedir. Evet, biz Pınar'ın zaten tenis kursuna gittiğini söyledik. O yüzden cevabımız burs olacaktır. Şu maddeden dolayı biz zaten soruyu rahat bir şekilde çözebiliyoruz çocuklar. Tamam mı? Güzel bir soruydu bence. Rahat bir şekilde çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. 11. soruyla devam edelim. Burada yine pozitivist felsefeye uygun olması ne demek biliyor musunuz? Diyor ki doğada yaşanan hiçbir olay nedensiz olarak meydana gelmez. Her olayın bir nedeni vardır diyor veya bir sonucu vardır. Yani kendiliğinden meydana gelmez diyor. Bak şimdi dağlara çıkınca o eski günler yürüyüşlerimiz aklına gelir. Şimdi burada pozitivist olacak hiçbir durum yok. Bilimsel olacak bir şey yok. Bakın bilimseldir diyor ya mesela. Bunun bilimsel bir sonucu olabilir mi? Senin aklına gelebilir ama başkası çıkar, başkasının aklına gelmez. Bu çok öznel bir cümle zaten. Antep fıstığı az çıkmış, yağışlar azalmış bu sene belli ki. Demek ki Antep fıstığının çıkmasını neye bağlıyor? Yağışların azalmasına. Bu bilimsel bir ifade değil mi? Elbette bilimsel bir ifade. Ben bunu kanıtlayabilirim yani. Veya işte bir neden olarak göstermiş bakın çocuklar. Yağışlar azaldığı için Antep fıstığı az gelmiştir diyor. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak. Mesela sabah 8.30'da taş mağaralar denilen yerde Python etrafında büyükçe bir kalabalık toplanmıştı. Bunun bir nedeni olabilir mi? Bilimsel bir nedeni olabilir mi? Olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde bu denli güzel bir deniz manzarası görmedim. Aşırı derecede öznel bir cümledir zaten. Bilimsellikle alakası yoktur bu cümlenin de. 12. cümleyle soruyla devam edelim. Anlamcı en yakın olanı sormuş bize. Çalışmak için nedeni olmayanlar hedefi olmayan kişilerdir. O zaman hedefin olursa çalışmak için de bir nedenin olabilir. O hedef seni aslında çok çalışmaya götürebilir demek istiyor. Çalışmak ve başarmak insanın kendi elindedir. Burada bir şey başarmaktan bahsetmiyor. İleride yaşadıklarını kitaplaştırmayı düşünüyor. Nereden biliyoruz? Hedefi olan kişiler buna ulaşmak için çalışırlar. Bak şimdi çalışmak, hedef, ulaşmak. Bu kelimeler zaten bize anahtar kelime olarak verilmiş. Hedefi olan kişiler ona ulaşmak için çalışırlar. Hedefi olmayan kişiler çalışmak için nedeni olmayanlardır. O zaman ulaşmak için çalışmak ne demek biliyor musun? Burası bir neden değil midir çocuklar? Neden, amaç değil mi? Hani nedenden kastım neden çalışıyorsun? Ulaşmak amacıyla çalışıyorsun. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak zaten. Tamam mı? Bunun en açıklayıcı kısmı budur. Nefes aldığımız başarılardır. Başarı zaten burada henüz söylenen bir durum değildir çocuklar. Evet, 13. soruyla devam edelim. Anlatım bozukluğu yoktur demiş. En iyi develer yapar çölün yorumunu. En iyi develer mi yapıyor gerçekten? En iyi olan deve mi yoksa deve, yorumu yapan mı deve? Burada kafamız çok karıştı. O zaman burada mantık hatası var. Bir bakalım. Çölün yorumunu en iyi develer yapar. Çölün yorumunu diye başlaması daha iyi olurdu sanki. Çünkü en iyi develer deyince develerin iyi olduğunu gösteriyor. Burada kesinlikle bir anlatım bozukluğu var. Neredeyse korkudan ödü patlayacaktı. Ödü kopmak, ödü patlamak. Ama neredeyse sözcüğüne sanki burada bir ihtiyaç yok. Korkudan ödü patlayacaktı da diyebilir. Patlayacaktı sözcüğü zaten gerçekleşmeyen bir durum için söyleniyor. Bir de neredeyse sözcüğünü kullanması da hani zaten onu yaşamamış daha yaşayacak. Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması gereksiz sözcük kullanımına girer. O yüzden bunu da eledik. Öğretmen yeni sınıfa girmişti ki derken sınıf mı yeniydi yoksa öğretmen sınıfa mı yeni girmişti? Burada bir sıkıntı var. Yeni sınıfa girmişti ki bir pencereye bir taş atıldı demiş. Öğretmen sınıfa yeni girmişti diye değiştirirsek çok daha rahat olacak çocuklar. Dolayısıyla geriye 4 kalıyor zaten. 4'te de hiçbir sıkıntı olmadığını siz de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Evet. 14. sorumuza devam edelim. Evet, bunlar zarflar. Zarflar fiillerin önüne gelir. Sorduğumuz sorulara cevap verdiği sürece bizim için zarf olarak kullanılabilir. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Ne kadar bağırdı? Avazı çıktığı kadar.
Zaten burada kadar sözcüğü bir miktar sözcüğü farkındaysanız. Bu bir miktar zarfıdır. İkinci cümlede duruyor fiil nasıl duruyor? Çekingen. Nasıl sorusuna cevap veren sözcükler bizim için durum zarfıdır. Bu da verdi. İçeri girmiş derken içeri dışarı ileri geri aşağı yukarı öte beri. Bu sözcüklerin hepsi zarf cümle, zarf yer yön zarfıdır. Fiilin önünde ise hele kesinlikle yer yön zarfıdır. Yağmurdan sonra sözcüğü çoğalması. Mesela salyangozlar ne zaman çoğalır? Yağmurdan sonra çoğalır. Zaman anlamı verdiği için de zaten cevabımız direkt Adana olarak çıkacak çocuklar. Bu da yine sizin çok önemli konularınızdan biri bu seneki. Evet, 15. soruyla devam edelim. Fiillerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede ek fiil var mı? Bakalım. Şey değildir. Değildir derken buradaki değildir sözcüğünü direkt ek fiil olarak, ek fiilin olumsuzu olarak alacaktık hatta. Zaten çocuklar bir ismin üzerine bir eki görüyorsanız kesinlikle orada ek fiil vardır diyebilirsiniz. Bunu eledim. Üçüncü tekil şahısla. Mesela üçüncü tekil şahıs dediğim kim? O. Sergiler. Kim sergiler? O sergiler. Değil mi? O sergiler. Sergilemek fiil. R. Geniş zaman eki. Burada da kim sergiler? O. Yine üçüncü şahıs anlamı vardır. Haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil var mı? Üçüncü cümlede. Anlatır. Anlatmak fiil. Irda geniş zaman eki zaten. Geniş zaman dediğim şey haber kiplerine girmiyor mu? Giriyor. Birleşik zamanlı fiil var mı burada? Öğreneceksiniz yüklen. Bir tane zaman eki var çocuklar. Eğer iki tane zaman eki olsaydı biz ona birleşik zamanlı diyebiliriz. Mesela gelmişti derken miş ve ti yan yana görseydik o zaman birleşik zaman diyebilirdik. Ama burada birleşik zamanlı fiilimiz yoktur diyeceğiz. Evet, yine 16. soruyla devam edecek olursak görülen söz sanatı ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi kırılır da bir gün tüm dişler, tüm dişler döner şanlı şanlı şarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz barkımız bizim. Yaşlı gözler ağlamaktan bahsetmiyor mu? Bu ağlamak değil midir çocuklar? Evet. Şenlenmek, mutlu olmak değil midir? Gülmek, eğlenmek değil midir? Evet. O zaman bunlar zıt anlamlı kelimeler olduğu için karşılık sanatına örnek verilmiştir diyebiliriz. Abartma sanatı yok. Kişileştirme, insana ait bir özellik, insan dışı bir varlığa verilmemiş. İnsanlardan bahsediyor. Konuşturma zaten, hani bir yerde konuşturma varsa kişileştirme de kesinlikle vardır. Yani o yüzden bu iki şık birbirini zaten götüren şıklarımızdı diyoruz. Evet, 17. sorumuza devam edelim. Biraz çeksem dağı taşı eritir. Zaten en çok kullandığımız abartma örneğidir bu. Sen bir ah çektiğinde dağ taş nasıl erisin? Demek ki o kadar büyük derdin var diyorsun. Gözümün yaşı değirmeni yürütür. Değirmen hani suyla dönen o çark nasıl olacak? O kadar çok su, gözünden nasıl yaş akacak çocuklar? Bunların hepsi çok basit bir şekilde abartma olduğunu görmemiz mümkün. İnşallah yapmışsınızdır. Yine 18. soruyla devam edecek olursak anlamlı ve kurallı bir cümle. Zaten freni patlayan kamyon diye rahat bir şekilde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Freni patlayan kamyon kolay kolay duramaz diye okursak çocuklar bunun da cevabı bursa olacaktır. Yani 2 ile başlasam mesela freni duramaz patlayan. Hani siz bunu okusanız bile rahat bir şekilde görürsünüz. Şu hani şunlarla uğraşmasanız bile çocuklar direkt şuradan da işte freni patlayan kamyon kolay kolay duramaz diye kendinizi rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz zaten. Evet, 19. sorumuzla devam edelim. Paragrafın giriş cümlesi olabilir. Çok güzel bir soru bu. Bu çok önemli. Her zaman karşınıza çıkacak bir konu paragraf. Evet, şimdi birinci cümle bir paragrafın giriş cümlesi olabilir mi? Şimdi bir paragrafın giriş cümlesi olması için daha önce herhangi bir durumun varmış gibi devam etmemesi gerekir. Bir konuya giriş yapması gerekir sadece. Trakya'daki verim topraklar bu nedenle. Pardon, hangi nedenle? Yok ki burada bir neden. O yüzden bu giriş cümlesi olamaz. Yani öncesinde herhangi bir olay varmış gibi anlatamaz bana. İkinci cümleye bakıyorum yine. Susuzluğun hat safhaya ulaştığını onun sözlerinden de anlayabiliyoruz. Demek ki başkalarının sözleri de varmış. Susuzluğun hat safhaya ulaştığına dair öncelisinde bana bir bilgi vermemiş, bir açıklama yapmamış vesaire. Bu da olmaz. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin böyle sorunları çoktan çözmüş. Hangi sorunları?
böyle sorunları diyorsun da hangi sorunları? Bu da belli değil. Bunu da eledik. Sanayileşme ondan hızla ilerlemesine karşı hala bir tarım ülkesiyiz. Evet, bu bir giriş cümlesi olup bunun devamında işte tarım ülkesi vesaire cümlelerin devamı getirebiliriz ama giriş cümlesi kesinlikle 1, 2 ve 3 olamaz çocuklar. Devamımız denizde olacak. Evet, geldik son sorumuza. 20. sorudan devam edelim. Terim anlamda kullanılmış bir kelime. Terim anlamda kelimeler sadece hani kullanıldığı yere göre değişebiliyor. Mesela dünya kelimesi her zaman terim anlamda kullanılacak diye bir durum yok. Ünlü sanatçının ölüm haberi bir yıldız daha kaydı şeklinde. Şimdi bak, yıldız kelimesi burada mesela gök cismi olarak kullanılmamış. Sanat verdiği ışık anlamında kullanıldığı için mecaz anlamındadır diyebiliriz. Eledik. Paltosunun kapan düğmesini çok aramasına rağmen bir türlü bulamadı. Burada da yine hani düğme kelimesi mesela burada belki karşımıza çıkıyor ama bu da yan anlamda kullanılıyor, değil mi? Serbest tarzda yazılmış şiirlerde bak, şiir bu edebiyatla ilgili bir konu. Kafiye kullanımı bak, şiir, kafiye ve serbest tarz. Bakın bunların hepsi edebiyatla ilgili kavramlardır. Edebiyatla ilgili terimler bir arada kullanıldığı için cevap 3 olacaktır zaten. Özellikle kafiye, ölçü, redif, sıfat, zamir, noktalama işareti gibi kelimeleri gördüğünüzde direkt terim anlama gidebilirsiniz. Biz her zaman akıl vermeye çalışırım da kendisinin akla ihtiyacı var derken burada bir terim, bir bilimsel herhangi bir sanat dalına ait bir durum olmadığı için cevabımız Ceyhan'dır çocuklar. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.